6 liradan açıkladı. Maliyeti değil. Biz ne yapmak lazım? Bu işi bırakalım mı? Acımızdan mı ölelim? Mazot fırladı. 18 liradan 40 liraya. Bizim ne yapmamız lazım abi? Büyüklerimiz böyle yapıyor. Ya güvendik. 8 lira, 9 lira umuyorduk. Bizim halımız ne olacak abiciğim? Yani yapacak bir şeyimiz yok. Yani yapacak bir şeyimiz, başka bir şeyimiz olsa bu çiftçilik. Çiftçilikten de başka bir şey yapamıyor. O zaman biz bu işleri bırakacak abi. Başka ne yapacak yani? Büyüklerimize sesleniyoruz. Yani söyle, bana da söyle, bir yardımcı olsunlar yani. Mazot, işçi, gübre, her şey bağlandı abi. Yok başka yapacağımız bir şey yok abicim, yok. Vallahi giden sene ben 5200'e sattım. 5700 lira açıkladı. Bu sene gene 5200 lira diyorlar. Fiyat gene 6 lira açıkladı. Maliyet 8 liraya aldığımız gübre tonu 8 milyara. Şimdi 15 milyar bir tonu. Yani icar parası 3,5-4 lira dönüme. Yani çiftçi bitti. Devletimiz sağ olsun, hükümetimiz sağ olsun. Bu gidişat ne olacaksa hepsini kendine teslim etmeye düşünüyor. Başka çaresi yok. Bundan sonra da ne yapacak bilmiyorum yani, ömür bitti. Geçen yıl 120 liraya biçtirdiğimiz dönümü mısırı bu sene 220 lira açıkladılar. Yani orada %90'a varan bir fark oluyor da bizde niye %5'lerde kalıyor yani? Bu neresinden çıkacak bu çiftçi bunu? Nasıl kalkacak altına? Biçer maliyetiniz mi %90 arttı? Evet, evet. 120 liraydı. Mazot ne kadar liraydı. Arttı? Mazot ne kadar arttı? 15 liraydı. Şimdi? Sulama 25. Sulama 25. Sulama 25 liraya 150 lira olmuş. 100 lira olmuş. Ne istiyorsunuz? Mazot da 40 lira. 15 liradan 40 lira. Nasıl çıkacak bu işin içinden? Abi, yani Allah'tan korkun ya. Bu yıl 500 dekar alanda mısır ekimi gerçekleştirdik. Ben hem üretici bir ailenin, çiftçi bir ailenin çiftçi kızıyım. Hem de ziraat mühendisiyim. Yıllardır biz tarımın içerisinde bir fiil yer alıyoruz ve tekniğine uygun tarım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fakat sene sonunda mali tabloya baktığımızda, matematiksel olarak işleme döktüğümüzde her yıl %100 artan zamlar neticesinde devletin açıklamış olduğu fiyatlar bize açıkçası çok fazla yetersiz geliyor. Mısır'da maliyet ne kadar? Dekara 7,5 bandında bir rakam. Fakat devletin açıklamış olduğu rakam şu an bize dekara 6 TL, kilosu 6 TL olarak seyrediyor. Bu çok yetersiz. Minimum bir 8 TL olması gerekiyordu. Bizim kazancımızı değil de yaptığımız masrafların sonuçlarını alabilmemiz için. Kâr payı zaten hani eklenmemiş bir şekilde söylüyorum ben bunu. Kâr payı eklenmemiş bir şekilde söylediğim zaman minimum bir 9 TL olması gerekiyor bu fiyatın. Bir karar aldık. Bu şekilde giderse mısır ekiminden vazgeçeceğiz işletme olarak. Ve bizim gibi birçok bu şekilde düşünen çiftçi arkadaşlarımız var. Böyle olursa üretim azalacak ve bizim yabancı ülkelere bağımlılığımız artacak. İthalatımız artacak. Bu da ülke olarak hoş bir durum olmayacak diye düşünüyoruz. Müminli Mahallesi'nden Yakup Karaca. Çiftçi olarak hayatımızı devam ediyoruz. Bu işe de devam edeceğiz. Bu ülke bizim. Kimse bir tarafa kaçamaz, göçemez, gidemez. Yani bu fiyatlarda sürdürülebilir bir tarım yapılabilir mi? Geçen yıl 5700 lira satılan mısırı bu sene 6000 lira verdi. Yani %5'lik bir oran kimi kurtarıyor da kimi kurtaracak? Türkiye genelinde kim bu işin altından kalkabilecek? Bu iş sürdürülebilir bir tarımın yapılabilmesi için adalet bunun neresinde? Var mı böyle bir şey? 6-7 bin liraya falan vuran bir maliyete sürdürülebilir bir tarımla nasıl devam edecek çiftçi? Mazot mu alacak? Motorun yağını mı alacak? Yoksa gidip yeni bir traktör mü alabilecek? Bozulan traktörü nasıl tamir ettirecek? Adalet var mı? Biz 1,5 ay evvel ayçiçek tarımını da yaptık. Onda da aynısını yaptı. Adalet var mı burada? Ben Kürçüle Yürekli Mahallesi'nden çiftçilerinden Zihni Keçeli mısır ektim. Mısır fiyatları biz 8 lira bekliyorduk. 6 lira verdi, hep şok olduk. Bu fiyatlardan biz içinden nasıl çıkacağız? Bir torba mısır 4 dönüm 5 dönüm ekiyor. Mısır tohumu 5 bin lira. Bir kilo
Mısır da şey, bir ton mısır da 5000 lira. Hadi gelsin içine çıksın. Gübreler öyle, ilaçlar öyle. Ne istiyorsunuz? 8000 lira olması lazım bir kere fiyat. 8000 lira. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Prim 30 kuruştu geçen sene. Bu sene ne olacak bilmiyorum. Hiç vermesin ondan iyi 30 kuruş. AKP iktidarı Toprak Mahsulleri Ofisi marifetiyle mısır üreticisinin ölüm fermanını, idam fermanını dün imzaladı. 1 kilogram mısırda 6 liralık bir fiyat açıkladı. Ve mısırın fiyatını açıklarken de Toprak Mahsulleri Ofisi hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş, piyasaların seyrine göre Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat oluşturmuş dedi. Ey Toprak Mahsulleri Ofisi, sen çiftçinin kara gün dostuydun. Şu anda hem ithalatçı bir kurum haline geldin, hem de tüccarların emrine girdin. Bizim bildiğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi regülatör görevi yapar. Çiftçinin yanında yer alır. Düşük fiyatı yükselterek çiftçinin refaha kavuşmasını sağlar. 1 kilogram mısırın fiyatı 6 lira demek, çiftçinin ölüm fermanı demek. Sözüm bittiği nokta. Çünkü bölgemizde ve ülkemizde 1 kilogram mısırın maliyeti 7 liranın üzerinde. Çiftçinin eline geçmesi gereken fiyat ise 1 kilogramı prim dahil 9 lira fiyat geçmesi gerekiyor. Bu şartlarda mısır üreticisi mısırda tekrar üretim yapamaz duruma gelecek. Aynı zamanda ülkemizin gıda egemenliği tehlikeye girecek. Özellikle girdilerin çok arttığı, nereden baksanız %100 ile %300 arttığı bir dönemde mısıra %5.3 oranında zam koymak gerçekten bu çiftçiye yapılmış en büyük kötülüktür. Ayrıca diğer tarım ürünlerinde Cumhurbaşkanı fiyat açıkladığı zaman bütün bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri paylaşmak için sıraya girerlerdi. Dün toprak mahsullerinin %5.3'lük artışla mısır fiyatını açıklaması neticesinde maalesef hiç kimse bunu paylaşacak yüzü, cesareti kendinde göremedi. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sesleniyorum. AKP iktidarına, Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu fiyatı derhal revize edin. Prim dahil en az 9 lira çiftçinin eline geçecek şekilde bu fiyatı revize edin. Zamları geri alın. Aksi takdirde mısır üretecek çiftçi bu ülkede bulamayacaksınız.